Gir. Yiğit Bey. Savcılık makamındasın. Sana oturabilirsin demedim. Ayağa kalk. Ayağa kalk. Öyle mi tatmin ediyorsun kendini? Sana söz verilmeden de konuşma. Kimlik tespitine geçelim. Yiğit Kılıç. Baba adı? Hayır. Babamızın adını mı unuttun? Prosedür böyle. Yaz. Baba adı Hasan. Anne adı Zeliha. Doğum yeri Ayvalık Balıkesir. Doğum tarihi 15.08.1980. Fevzi Kaya, yurt dışına kara parayı aklamak için senin emir ve talimatınla gurbetçi bir ailenin arabasına para yerleştirdiğini itiraf etti. Konu hakkında söyleyeceğin bir şey var mı? Vallahi söylemek istediğim çok şey var. Ama şu an kendimi tutuyorum. Avukat, hakaret, makaret. Başına iş açarsın diyor. Yiğit Bey, sen burada sorulana cevap vereceksin. Anladın mı? Paranın kaynağı. Nereden aldın, nereye götürüyordun ve bunu kaç kere yaptın daha önce? Hakkı Soydallı ve Metin Büyük'le ilişkinle. Eğer itiraf edersen ceza indirim alırsın. Ancak inkar edersen cezan katlanır. Burada anlaşılmayan bir şey var mı? Bu konu hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Bilmiyor musun? Aynen. Peki. Ama sana bildiğim bir şey söyleyeyim. Ben birazdan buradan elimi kolumu sallayarak çıkacağım. Sen de arkamdan bakacaksın. Vahap! Buyurun savcı bey. Bunu götürün. Fevzi Kaya gelsin. Anlaşıldı savcı. Siz de avukat bey. Doğum yerin? İstanbul. Yiğit Kılıç'ta ne zaman çalışmaya başladın? Geçmiş olsun kardeş. Eyvallah, sana da. Sükün ne? Sevmek. He? Parayı. Fevzi ben. Fevzi, mahallemiz esnaflarından Abdullah'la Ayşe'nin oğlu. Zehra'nın eşi. Esra ile Nari'nin babası. Ahmet ile Ayşe'nin abisi. Fevzi Kaya, hakkın rahmetine. Ne istiyorsun? Sen bayağı sıcak kanlı çıktın ya. Fevzi Efendi. Seninle bir anlaşma yapacağız. Kârlı bir anlaşma. Yiğit Kılıç'ı tanımıyorsun. İşi Murat Budur yaptı. Tamam mı? Anlaştık mı koçum? Yiğit Kılıç'ı tanımam. Emri Murat Bodur'dan aldım. İşin başında o var. Fevzi, sen şu an yalan söylüyorsun. Bunu ikimiz de biliyoruz. Yani bana karakolda baskı yaptılar. Zorla Yiğit Kılıç'ın adını vereceksin dediler. Sayın savcım, Murat Bodur adında biri geldi. Soruşturma hakkında bir itirafta bulunacakmış.
Efendim? Bu kadar basit mi? Böyle elini kolunu sallayarak gidecek mi? Bak ne yapalım? Tutuklamaya sevk etsen hakim bırakacak. Elinde delil var mı? Yok. Tanığım vardı, tanığım. Ama tehditle içeri sızıp ifade değiştirdiler. Adamları içeri almak kolay olmayacak Emir. Daha bir sürü böyle hadise yaşayacağız. Sakin ol, mantıklı davranmaya çalış. Bak Yiğit'in nasıl bir çetenin içinde olduğunu görüyorsun. Yani başından beri söylemek istediğim de buydu. İşimiz kolay olmayacak demek istediğim de buydu zaten. Bugüne kadar böyle gelmiş olabilir ama bundan sonra böyle gitmeyecek. Ben Yiğit'in de o çetenin geri kalanının da hepsini hak ettiği cezayı almasını sağlayacağım. İzninizle. Yaptığı bir sürü pisliği biliyorum. Ama hiçbirini ispat edemiyorum. Merak etmeyin. Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar. Öyle olmasın öyle efendim de bu kaçıncı sıçrayışı ben sayamadım bile. Biz şu anda elimizdeki bilgilerle sağlıklı ilerleyemiyoruz. Sıkıştı evlat. Hata yapmaya çok yakın artık. Hem de öfkeli. Onu bu öfkesine verecek. Hı? Gözünüzü dört açacaksınız. Ve umutsuzluk da yok. Tamam mı? Değişim nedeniyle kapalıyız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.